Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mayo üzeri yani parayo kesimi ve dikimi paylaşacağım arkadaşlar. Benim elimde 120 santim boyunda ve 150 santim eninde bir böyle şifon kumaşım var. Bundan paroya dikeceğiz arkadaşlar. Kumaşımızı öncelikle iki kat olarak serdik. Enimizi ölçtük, 76 santim geliyor ve bunun ortasını bulduk. Şu şekilde 38'den işaretledik arkadaşlar. Ve ben bunu V yakalı yapacağım. Yakasını da kendinden çevirmeyi düşünüyorum. Şimdi ense genişliğimize bakalım. Şöyle 12, 10 santim, şöyle 12 santimden işaretliyorum. 12 de buradan işaretliyorum. Siz tabii bunu kendi açıklığını nasıl isterseniz kendinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu ortadan bulduğum işareti aşağıya doğru uzatıyorum. Şöyle yakamız için referans çizgisi olacak. Evet, yaka açıklığını ne kadar istiyorsanız o şekilde bunun üzerinde işaretliyorsunuz. Ben şöyle 23'ten şöyle 23-24 iyi gibi gelir. 24'ten işaretliyorum. Yakayı da kendinden kıvıracağımız için şu şekilde yakamı çiziyorum. Burayı da çiziyorum. Evet. Gördüğünüz gibi V yakamızı çizdik arkadaşlar. Şöyle düzeltelim. Kaygan olduğu için kumaşımız kayıyor. Şifon olduğu için. Evet arkadaşlar. Şimdi yakamızı çizdik. V yakamızı. Bakıyoruz omuzlarda ne kadar kaldı. 25 santim. Hiç almıyoruz omuzlarda. Şöyle bir 3 santim eğim yapıyorum. Omuz için 3 santim de bu taraftan eğim yapıyorum ve kol açıklığı için şöyle bir 30 santim işaretliyorum. 30 da buradan işaretliyorum, 3 santim düştüğümüz yerlerden arkadaşlar. Evet. Şimdi omzumun eğimini çiziyorum. Düşük kollu olacak parayamız. Evet arkadaşlar, burayı da çizdim. Öncelikle omuzlarımı kesiyorum. Evet arkadaşlar, omuzlarımızı kestik. Şöyle düzeltiyoruz. Bir bakıyorum ben gözüküyor mu diye. Evet arkadaşlar. Şimdi yakamızı kesiyoruz ve yakamızı açıyoruz. Evet, V yakamızı açtık ve arka ensemizi de yaklaşık şöyle 1 santimden oyuyoruz. Çünkü kendinden kıvıracağımız için fazla oymuyorum.
Evet arkadaşlar, parayomuzun kesimi bu kadar. Şuralardan bir çıt atıyorum kol yerimizden. Bir santim kadar çıt atıyorum. Diğer kolumuzdan da çıt atıyorum 30 santimden. Evet, çıtımız burada. Ve diğer yanımızı açıyoruz boydan boya. Şunu şöyle önüme doğru alayım. Kumaşımızı. Evet arkadaşlar, bu yanımızı komple açacağız iki kat serdiğimiz için. Evet arkadaşlar, paroyamızı kestik. Şimdi şöyle kollarımızı katlayacağız. Buraları, kol evrelerimizi katlayacağız. Omuzlarımızı dikeceğiz. Yakamızı çevireceğiz. Yanları kapatacağız. İsterseniz beline de lastik takabiliriz. 45 santim ön uzunluktan bu şekilde işaretleyip, buradan işaretleyip, burayı çizip, buradan lastik takabiliriz arkadaşlar. Şimdi dikime geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ben kaygan olduğu için omuzlarımı iğneledim ve omuzlarımızı dikmeye başlıyoruz. Şu şekilde. Her zaman olduğu gibi sıkıştırma dikişimizi yapıyoruz. İğnelerimizi çıkararak dikiyoruz. Evet. İğnelerimizi çıkardım. Tutuyorum ucuca ve omuzlarımı dikiyorum arkadaşlar. Diğer omza geçiyoruz. Sıkıştırma dikişiyle başlıyoruz ve devam ediyoruz. İğnemizi çıkarıyoruz, ucuca tutuyoruz. Sıkıştırma dikişiyle bitiriyoruz arkadaşlar. Omuzlarımızı overlock çekeceğiz. Sonra kol evlerimize overlock çekip kapatma işlemi için geri geleceğiz. Evet arkadaşlar, omuzlarımızın overlock'unu çektik. Kol evini kapatacağımız yeri de çektik overlock'umuzu. Şimdi kıvırma işlemine geçiyoruz. Kolumuzu overlock'un dibinden bu şekilde kıvıracağız. Sıkıştırma dikişini yapıyoruz ve yukarı doğru dikiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde tutuyoruz, inceden başlıyoruz, yukarıya doğru hafif kalınlaştırarak kapatıyoruz. Omuza geldik. Omuzdan geldiğimiz gibi tutuyoruz kalın olarak. Aşağıya doğru inceltiyoruz arkadaşlar. Yan kapatırken sıkıntı olmaması için böyle bir işlem yapıyoruz. Evet, paroyamız çok güzel olacak.